Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin kısa süre önce ülkemizde satışa sunmuş olduğu yeni amiral gemisi saati Watch 4 Pro'yu birlikte inceleyeceğiz. Bakalım bu saat bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Huawei son dönemde akıllı saat pazarındaki payını önemli ölçüde genişletti. Neden? Çünkü Çinli üreticinin akıllı saatler tarafında geniş bir model yelpazesi bulunuyor. Kısaca belirtmemiz gerekirse her zevkten, her yaştan insana hitap eden modelleri mevcut. Dolayısıyla hal böyle olunca akıllı saat pazarında bir başarı da gelmiş oluyor. Tabii ki burada Huawei'nin saatlerinin de muazzam olduğunu belirtmeden geçmememiz gerekiyor. Özellikle bazı serileri fiyat performans tarafında öne çıkıyor ve bu modellerde hayli büyük satış başarısı gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki bir de amiral gemisi olarak nitelendirdiğimiz üst seviye premium saatleri var ki bu saatler de gerçekten çok popüler. Bugün işte bu saatlerden sonuncusu, yeni tanıtılanı Watch 4 Pro ile birlikteyiz arkadaşlar. Öncelikle size şunu belirtmem gerekiyor. Ben Watch 4 Pro'yu yaklaşık olarak bir hafta 10 gün kadar test ettim. Ve test ettiğim süre boyunca arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir saat olduğunu söyleyebilirim sizlere. Çok güzel özellikleri var. Daha önce hiç karşılaşmadığımız özellikleri var ki şunu düşünün. Bu saat damar sertliğinizi bile tespit ediyor. Yani sağlık tarafında artık Huawei çıtayı bir üst seviyeye yerleştirmiş durumda. Böyle giderse birkaç sene sonra Huawei tarafından geliştirilen akıllı saatlerin biz artık check-up falan yaptığını görmeye başlayacağız. Yani hiçbir şey yapmadan oturduğumuz yerde bir iki tuşa basarak check-up'ımızı alır hale gelecek Huawei'nin akıllı saatleri. Evet, şimdi lafı fazla uzatmadan akıllı saatimizin incelemesine geçelim arkadaşlar. Bize gelen kordon gördüğünüz gibi deri kordon. Bunun bir de çelik kordonu var. Onu hemen baştan belirtelim sizlere. Dikkatimizi ilk çeken şey tabii ki saatin tasarımı oluyor arkadaşlar. Ekranın bir tık büyüdüğünü görüyoruz. Burada yine bizleri yuvarlak bir safir ekran karşılıyor. Tabii ki bu ekran eskisine nazaran çok daha sert ve dayanıklı bir şekilde karşımıza çıkmış durumda. Burada titanyum bir kasadan bahsedebiliriz arkadaşlar ki zaten havacılık sınıfı titanyum bir kasanın kullanılması dahi saatin nasıl premium bir ürün olduğunu bizlere belli ediyor. Tabii ki bu saatin asıl önemli özelliklerini birazdan değineceğiz. Bunlar bizim tasarım tarafında dikkatimizi çeken detaylardı arkadaşlar. Dilerseniz ben saati şöyle koluma takayım ve size yavaş yavaş bu saatin yeteneklerinden bahsetmeye başlayayım arkadaşlar. Bazı standart özellikler var. Onları da yine anlatacağım. Çünkü bunlar sıklıkça sorulan sorular. Bunlara bir cevap vermeye çalışacağız öncelikle. Genel olarak akıllı saatler söz konusu olduğunda insanların aklına hemen gelen birkaç tane soru işareti var arkadaşlar. Bunlardan birincisi, ben saat üzerinden telefon görüşmesi yapabiliyor muyum? Evet, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu saat üzerinden şöyle tutarak telefon görüşmesi gerçekleştirebiliyorsunuz ki bu telefon görüşmesinde sesinizin karşı tarafa net bir şekilde aktarıldığını da söyleyeyim sizlere. Bazı saatlerde bu özellik var mesela ama karşı tarafa sesiniz gitmiyor vesaire, bir sürü sorun olabiliyor. Lakin Watch 4 Pro'da bu sorun yok. Yani sesiniz karşı tarafa gayet net bir şekilde gidebiliyor. Gelelim ikinci soru işaretine. Ben aldığım bildirimlere saatte klavye açarak cevap verebiliyor muyum? Malum günümüzde pek çok akıllı saatte cevap verme özelliği var. Ama arkadaşlar klavye açıp kendi istediğimizi yazamıyoruz. Genel olarak bizlere hazır olarak sunulan bazı cevaplar var. Atıyorum evet, hayır, şu anda açamıyorum, 5 dakika sonra seni arayacağım gibi. Bu tür hazır cevaplar var ve biz bu cevaplardan birini yollamaya zorlanıyoruz. Ama Watch 4 Pro'da direkt olarak klavye açılıyor ve klavyeden istediğinizi yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda da herhangi bir sorun, problem söz konusu değil. En çok merak edilen bu iki sorunun cevabını verdikten sonra şimdi saatimizin diğer özelliklerine geçiş yapalım. İlk olarak ekranla başlayalım arkadaşlar. Çünkü Huawei burada son derece özel bir ekrana yer vermiş. Burada karşımıza 1.5 inç çapında LTPO APD ekran bulunuyor arkadaşlar. Bu ekran baktığımız zaman daha yüksek bir ekran gövde oranına sahip. Hatta kıyaslayacak olursak %5.3'lük bir ekran gövde oranının daha büyük olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Tabii ki burada asıl merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi de muhtemelen bu ekranın renk kalitesidir arkadaşlar.
Şunu söyleyebilirim. Güneş altında vesaire saate baktığınızda ekranı hangi kadranı seçmiş olursanız olun net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bu açıdan herhangi bir sıkıntının olmadığını da sizlerle paylaşabiliriz. Az önce de bahsettiğim üzere zaten burada bir titanyum gövde kaplaması söz konusu. Bu gövde de hani 2-3 kat daha dayanıklı hale getirilmiş. Yani Huawei karşımıza hem sağlam hem şık hem de yetenekli bir saatle çıkmış diyebiliriz. Gelelim sağlık özelliklerine ki en çok merak edilenin ben sağlık özellikleri olduğunu biliyorum. Çünkü bu saatte çok farklı özellikler var. Az önce de dedim ya yani şimdiye kadar ben belki 100 tane akıllı saat test etmişimdir. Belki daha fazladır bilmiyorum. Ama şimdiye kadar bu özelliklere rastlamadım arkadaşlar. Ne dedim? Damar sertliğinizi bile ölçme yeteneğine sahip bir saatten bahsediyoruz. Bu saatte çünkü bir sağlık ölçüm modu var. Ve buraya girdiğinizde 7 farklı ölçüm yapıyor. Sizin nabzınızdan nefes alıp vermenizdeki nefes kalitenize kadar pek çok ölçüm yapıyor. Bu ölçümler esnasında saate falan öksürüyorsunuz mesela. Öksürük sesinize göre bir değerlendirme yapıyor. Ve sonuç olarak sizlere bir rapor sunuyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bu ölçümü beraber gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar hemen saatimizin menüsüne giriyoruz. Şunuza basarak bakın burada bir kalp işareti var, doktor işareti var. Gördüğünüz gibi sağlık görünümü diyor. Burada ölçüm yap diyoruz. Evet, birinci adım hemen şöyle elektroda dokunalım. 30 saniyelik bir sayım olacak. Burada nabzımız ölçülecek. Çok fazla bağırmıyorum. Sağlık verileri doğru çıksın diye. Burada EKG de çekiliyor sanırım. Evet, son. Evet, şimdi ikinci bölüme geçtik. Rahat bir şekilde duruyoruz. Burada kandaki oksijen oranımız, stresimiz ölçülüyor. Evet, bunu da geldik. Şimdi öksüreceğim arkadaşlar. Şu anda öksüreceğim. Evet, 2-3 defa öksürmemi istedi saat. Öksürdüm ve rapor oluşturuldu. Bir adet anormal durum diyor. Arteriyel sertlik hafif sert demiş. Nabız. Gördüğünüz gibi oksijen, kandaki oksijen oranı gayet iyi. Stres seviyem iyi. Deri sıcaklığım iyi. 33.1. EKG'm güzel. Kalp krizi geçirmiyorum en azından şu anda. Damar sertliğim ortalamanın biraz altında. O muhtemelen kiloyla alakalı bir durumda olabilir. Solunum kontrolü de evet, 83. İyi çıkmış bu da. Burada ayrıyetten cihazın aldığı sertifikalardan vesaire bahsedilmiş. Ama tabii ki yine de arkadaşlar bunun bir sağlık uygulaması olduğunu ve hani yine hani aksi bir durum varsa doktordan destek almanız gerektiğini söylüyor saat size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sağlık olayında işi birkaç basamak diyorum artık. Hani bir basamak değil, birkaç basamak yukarıya taşımış Huawei ve tek bir tuşla adeta sizin check-up'ınızı yapıyor. Kandaki oksijen oranınızdan tutun da arkadaşlar damar sertliğinize kadar pek çok şeyi tek bir tuşla analiz edebiliyorsunuz. Saat bunu size söylüyor. Hatta bazı şeyleri yorumluyor. İşte az önce gördüğünüz mesela EKG'nizi çektiğinde herhangi bir aksilik yok falan diyor. Evet. Peki bu kadarla mı sınırlı? Tabii ki hayır arkadaşlar. Watch 4 Pro'nun özellikleri aslında saymakta bitmiyor. Bu cihazda eSIM özelliği de var. Tabii ki burada eSIM ile ilgili önemli bir nokta var arkadaşlar. eSIM'i operatörünüzün de desteklemesi gerekiyor. Yani sadece saatin desteklemesi sizin eSIM'i kullanmanız için yeterli değil. Bunu aynı şekilde dediğimiz gibi operatörünüzün de desteklemesi gerekiyor. Dolayısıyla eSIM'i kullanmak istiyorsanız öncelikli olarak operatörünüzden destek almanız gerekiyor. Dilerseniz halihazırda cep telefonunuzda kullandığınız SIM kartın klonunu saatinizde kullanabiliyorsunuz. Yani saatinizde bağımsız şekilde aramalar gerçekleştirebiliyorsunuz, bağımsız şekilde aramalar yapabiliyorsunuz vesaire. Aynı şekilde internet paketinde yine sizin sabit SIM kartınızdan kullanıyor saat. Dolayısıyla ayrı bir pakete para vermenize, ücret vermenize gerek kalmıyor. Dilerseniz de ikinci bir SIM kartı alarak direkt olarak kendi numaranızdan bağımsız bir numarayı bu saat içerisinde kullanabiliyorsunuz. eSIM'in haricinde bağımsız navigasyon olduğunu da belirtelim. Yani telefonunuza bağlı olmasanız dahi arkadaşlar bu saat içerisinde bağımsız bir navigasyon yer alıyor. Bu önemli bir özellik. Neden? Çünkü telefonunuz yanınızda değilken de haritalar uygulaması, mesela Petal Maps'i
bu saat üzerinde kullanabiliyorsunuz. Yani telefonunuza bağlı olmadan da ne yapabilirsiniz? Uygulamalardan Petal Maps'i seçerek açabilir, herhangi bir rota oluşturabilir ya da nerede ne var gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da yine son dönemde öne çıkan özelliklerden biriydi. Huawei bu trendi de atlamamış ve Watch 4 Pro'da karşımıza çıkarmış. Bu saatte benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi arkadaşlar tabii ki düşme tespitiydi. Olur da başınıza bir şey gelirse, düşerseniz, bilincinizi kaybederseniz ya da bilincinizi kaybetmeye yakın bir noktaya gelirseniz, yürüyemeyecek pozisyona gelirseniz tek bir tuşla direkt olarak arama gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada acil yardım hattını tanımlayabilirsiniz ya da ne bileyim yakınınızı vesaire tanımlayabilirsiniz. Yani dediğim gibi tek bir tuşla direkt olarak hemen arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da acil durumlar için gerçekten kullanışlı bir özellik. Şimdi gelelim spor tarafına. Malum biliyoruz akıllı saatler söz konusu olduğunda pek çok spor dalı vesaire içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla Huawei Watch 4 Pro'da da hani bulamayacağınız spor dalı yok diyebilirim. Hani kürekten tutun da koşuydu, hoplamaydı, zıplamaydı bir sürü şey var arkadaşlar. Bunun yanında bu saati özel kılan şey ise dalış bilgisayarına sahip olması. Malum günümüzde akıllı saatlerin çoğunda spor modları var ama dalış bilgisayarı yok. Dalış bilgisayarı olan normal saatler bile çok üst düzey fiyatlara satılıyor. Neden? Çünkü bu saatlerde özel malzemelerin kullanılması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla Watch 4 Pro'da böyle bir artı da karşımıza çıkıyor. Dalıştan bahsetmişken sizlere şunu da belirtelim. Bu saat arkadaşlar 30 metrede 5 atmosfer tuzlu su geçirmezlik sertifikasına sahip. Yani IP68 ile sertifikalandırmış. Bu ne demek? Siz bu saati kolunuza takıp rahat rahat dalış yapabilirsiniz arkadaşlar. 30 metreye kadar daldığınızda 5 atmosfer basınca dayanıklı bu saat. Zaten 30 metrenin de altına daldığınızda bu sefer sizin sağlık durumunuz da tehlikeye giriyor. Dolayısıyla zaten hani dalışlar genel itibariyle arkadaşlar 10-20 metre arasında gerçekleştiğinden hani çok fazla sorun olmayacaktır diyebiliriz. Evet, gelelim saatimizin şarj özelliklerine. Şöyle tekrardan takayım saatimi. Bu saatin kutusu içerisinden arkadaşlar zaten şarj aleti çıkıyor. Bu kablosuz süper hızlı şarj sayesinde saatinizi sadece 15 dakika şarj ederek, bakın sadece 15 dakika şarj ederek tüm gün size yetecek pil ömrüne erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz de saatinizin tam şarja ulaşması 90 dakika sürüyor. 90 dakika bu saati şarj ettiğinizde arkadaşlar saatin ultra uzun batarya ömrü var. Ultra uzun batarya ömrünü açarsanız tam 21 gün boyunca saatinizi şarj etmeye gerek yok. Normal bir senaryoda ise yani normal kullanımda ise arkadaşlar 4,5 gün gidiyor bu saatin pil ömrü. Tabii biraz daha böyle şey kullanırsanız 5 gün rahat rahat buluyorsunuz. Örneğin ben hani saat ilk geldiğinde şarj etmiştim. %100 şarjı bulmuştum. Ondan sonra bir 5 gün falan kullandım yanılmıyorsam. Hani 5 günlük süre boyunca da şarjı hiç takmadım ki pili tükenene kadar, çünkü ne kadar gittiğini merak ettiğim için hani %1 olana kadar hiç takmadım arkadaşlar. Bu da 5 günü buldu diyebilirim sizlere. Dolayısıyla pil ömrünün sizi mutlu edebileceği bir saatten bahsediyoruz. Neden? Çünkü günümüzde öyle akıllı saatler var ki hala bir günü bile zor çıkartıyorlar. Dolayısıyla burada Watch 4 Pro'nun rakiplerine oranla pil tarafında önemli bir artıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim saat hangi akıllı telefonlarla uyumlu. Malum söz konusu farklı marka bir akıllı saat olduğunda aklınıza direkt olarak şu soru geliyor. Ya ben şu telefonu kullanıyorum. Acaba bu saat benim telefonumla çalışır mı? Çalışıyor arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken tek şey Huawei Health'i indirmek. Eğer Android kullanıcısıysanız Huawei Health'i App Gallery üzerinden rahatlıkla indirebiliyorsunuz. iOS kullanıcısıysanız da App Store üzerinden Huawei Health'i indirebilirsiniz. Zaten hemen saati satın aldığınızda kutunun arka kısmında bir kare kod bulunuyor. Yine bu kare kod yardımıyla da Huawei'nin sağlık uygulamasını rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Gelelim saatin fiyatına arkadaşlar. Örneğin deri kordonda biraz daha ucuz. Plastik kordonda yani Watch 4 modelinde biraz daha fiyat düşmüş oluyor. Bunları göz ardı etmemeniz gerekli. Eğer bu saat hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle bu videonun altında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.